Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator bölümüne daha hoş geldiniz. Bölüm yanılmıyorsam 34 falan. 33 ya da 34. Tarlaları ekiyorum. Sonunda Nisan ayına geldim. Gelene kadar canım çıktı. Aralık, Ocak, Şubat yani kış aylarında kesinlikle ve kesinlikle kontrat vermiyor arkadaşlar. Yeni güncelleme ile oldu sanırsam. Çünkü güncelleme gelmeden önce o aylarda ben savanla sürme işleri yapmıştım. Neyse. Bu tarlaya yulaf ektim. Gördüğünüz gibi %95 verim bonusu veriyor. Gübrelenmesi %100 çimlerden dolayıydı. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Ben buraları sürdüğümde, işlediğimde yabani ot yazıyordu. Ot sökücü yazıyordu. Bakın şöyle temizlemiştim. Yani ot sökücüyle bütün tarlaları gezdim. Bir önceki videoda ya da iki önceki videoda. Yanlış hatırlamıyorsam göstermiştim de hatta ot sökücüyü. Kiralayıp kullanmıştım. Bakın şu an görüyorsunuz yabani ot yok. Ama besini eker ekmez hemen yabani ot büyüyor, ot sökücü yazıyor. Yani ekmeden önce ot sökücü veya yabani ot görürseniz temizlemeyin. Ektikten sonra çünkü tekrardan yabani ot diyor. Özür dilerim. Şimdi o tarlada yulaf var. Burada süpürge darısı ektim. Bunu tavuklara bir deneyeceğim. Acaba bir fark var mı diye ama zannetmiyorum. Buğday, arpa, süpürge darısı tam etki yapar yazıyor. Hem bir denemek amaçlı bir ekmiş olalım diye. Burayı süpürge darısı. Şu aşağıdaki 50 numaralı tarlamızı, şunu arkadaşı soya fasulyesi yapacağım. Şimdi planım şu. Birine yulaf. Diğerine de süpürge darısı ekiyorum. Bakın yulafla süpürge darısı. Yulafın ikinci dönemindeyiz. Süpürge darısının birinci döneminde. Şimdi yulafı burada ekeceğim. Şurada hasat ediyorum. Bakın şurada. Şu ekimi, şu hasadı. Şurada hasat ettiğimde yulaf olan tarlaya kanola, arpa, buğday ekebiliyorum. Süpürge darısında da aynı şekilde. Burada ekiyorum. Bakın şurada hasat ettiğimde kanola, arpa, buğday üçünü de ekebiliyorum. Sadece soya fasulyesi ektiğimde şurada ekiyorum. Şurada hasat edeceğim. Soya fasulyesini hasat ettiğim tarlaya arpa ya da buğday ekebilirim. Ama arpa ya da buğday eker isem mesela atıyorum şurada ektim. Arpa ya da buğdayı mesela soya fasulyesini kaldırdık ekimde. Ekimde arpa ya da buğday ekersek eğer arpa ekersek şurada hasat edeceğiz. Yine bunları ekemeyeceğiz hiçbirini. Yani soya fasulyesi ektiğimiz tarlayı artık arpa buğdaya bulaştırmayı düşünmüyorum. Burada ekiyorsak burada hasat edeceğiz. Daha sonra belki de yağ tohumu turpu ekerim. Hani şey olsun diye, gübre amaçlı olsun diye. Şuraya geldiğimizde oraya o tarlaya tekrar soya fasulyesi ekeceğim. Bütün ürünleri şöyle bir şey yapacağım. Hasat eder etmez satacağım arkadaşlar. Yani sezonunda bir şeyleri ekip hasat ettiğimizde para kazanıyor mu, kazanmıyor mu ona bakacağım açıkçası. Bu burayı hemen hemen bitirdi. Evet bitirdi. Bir şu başta birkaç nokta olmayan yer var. Bu bitirince şimdi. Hemen bundan devralacağım. Diğer başa gezeceğim. Sonra götürüp tohumumuz var mıydı hatırlamıyorum ama mağazanın olduğu yerde tohumumuz olması lazım. Deposunu bir tekrar fulleyeceğim çünkü 50 numaralı tarlamız büyük. Soya fasulyesi için o tarlayı soya fasulyesi yapacağım dediğim gibi. Yani o tarafı artık soya fasulyesi kanola giderim büyük ihtimalle. Kanolayı hasat ettiğimizde tekrar kanola ekerim diye düşünüyorum. Tabii hasat zamanı geldiğinde fikrimiz değişir belki bilmiyorum. Arpaya da buğdaya da geçebiliriz. Bakın şurada ufak ufak böyle parça parça yerler bıraktı. Şimdi bunu dolduracağız. Tekrar mağazanın oraya gidip şöyle kaldır kapat. Doldurup diğer tarlaya işçiye salacağız. O soya fasulyesini ekerken biz de buralara sarıcı çekeceğiz. Sarıcıyı çektiğimde yabani ot gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ama yabani otla alakalı herhangi bir bilgi yok sarıcıda. Hani yabani otu öldürür gibi bir şey yok. Sadece o verim bonusumuz %95 ya o %100 olacak mı ona bakacağım. Çünkü bu tarlaların ekeceğimiz yani şu an ektiğimiz tarlaların üçünde de anız muhabbeti yok. Hani çim vardı çimi kaldırdık. Ondan sonra ektik mesela ekiyoruz şu an. O %5'lik kayıp anıza sürme yapma hani sap parçalama işini yapmadığımız için mi oluyor? Yoksa sarma muhabbetinden mi oluyor? Onu deneyeceğim. Sarıcıyı normalde satın almak istiyorum. Artık ektiğimiz her ekinden sonra bize sarıcı lazım.
Ama sarıcı 41 bin dolar. Benim yaklaşık 37 bin dolarım var. Ancak o kadar biriktirebildim. Bir de şimdi 40-41 bin dolar parayı ancak, yani bütün param bu. Sarıcıya verirsem şu an ektiğimiz yulafın, mulafın, işte ne bileyim, soya fasulyesinin, bunların şeyleri yakın. Nasıl diyeyim? Şöyle baktığınız zaman yani 1, 2, 3, 4 ay. Yani yulafla süpürge darısının hasat dönemi 4 ay. 1, 2, 3, 4. Evet. Sadece soya fasulyesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay. Yani 4 ay, 6 ay. 4 ay, 6 ay oyunda hızlı geçen bir süre arkadaşlar. O yüzden hani 6 aylık süre içerisinde, bu arada kiralıklarda da pek bir şey yok. 6 aylık süre içerisinde hani açık ve net konuşayım. Kontratları arttırdık diyorlardı ama ben kontratlarda herhangi bir artış görmedim. Hatta aksine azalmış gibi geldi bana. Yeterli gelmedi yani. Ocak, bir dakika, Şubat'a kadar hiçbir şey vermedi. Mart'ta da doğru düzgün kontrat vermedi. Birkaç Ekim görevi verdi. Yani Mart'tan buraya gelene kadar verdiği görevlerle kazandığım para 36 bin. Normalde güncellemeden önce ben bu paradan daha fazlasını kazanabiliyordum. Bütün görevleri yapıyorum bir de. Yani büyük küçük demiyorum. Atıyorum 400 dolar bile veriyorsa yaptım. Hiçbir görevi kaçırmadan, hiçbirini atlamadan, hepsini yaptığım halde 36 bin dolar para biriktirdik. Tabi arada gübre satın aldık. İşte tohum satın aldık. Onlara da paralarımız gitti ama yaklaşık bir 10 bin dolar da ona gitti desek. Hadi düz diyelim 50 bin dolar. Yani şuradaki bir aylık dönemde 50 bin dolar para kazandırdı bana. Şu 3 ayda zaten hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Yani şimdi ben burada bütün parayı sarıcıya harcarsam, bitirirsem, buraya geldiğimde hasat zamanı biliyorsunuz biçer döverimiz yok. Kiralayacağız. Şimdi biçer döver artık yani küçük bir şey değil de. Gerçi küçük kiralarız. Hani çok paramız gitmesin diye boş yere para harcamaya gerek yok. Biz gösteriş delisi değiliz ama hani en azından bir tık şöyle orta halli, hiç kullanmadığımız bir biçer döver kiralarız belki. Ne bileyim, o dönem tam hasat dönemi ya. Hasat kontratlarını da hani büyük biçer döver kiralamışken onunla yaparız. Ama eğer paranın tamamını sarıcıya harcarsam büyük ihtimalle hasat zamanı yarıda kalırız. Yarı yolda bırakır bizi diye düşünüyorum. Şöyle bir düşüncem de var. Yaklaşık 13-14 ton gibi bir, 14 bin litre gibi şeyimiz var. Nedir? Buğdayımız var. O buğdayı satıp aslında bunu 41'e tamamlarım diye düşünüyorum. Hani 5.000 dolar tutar herhalde. Satıp bir de hani sarıcıyı satın mı alsam diyorum. Şunu, soya fasulyesi değil mi? F1'e basalım. Evet, soya fasulyesi. F1. Çalıştır, indir. Yürü bakalım. İşçiye saldım. Bakın burayı da ben ot sökücü yapmıştım. Bakın sadece sarılması gerekli yazıyor. Yabani ot yok. Şimdi soya fasulyesini ektiği zaman bakın verim bonusu %96, gübrelendi %100 ama yabani ot, ot sökücü. Yani eker ekmez yabani ot geliyor abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 15.200 litre buğdayımız var. 5.482 litre şeker pancarımız var. Mısırı satmıştık. Bu şeker pancarı da bir hasat görevinden arta kalan pancar. Buğdayla şeker pancarını satalım bence. Aynen, mantıklı. Şuradan inip koşturarak gitsem oraya varmam uzun sürer mi? Şu traktör ta mağazada. Neyse şu bir başa varsın da. İşçi tarlaların sağında solunda fark edebiliyor. Diğer tarlada mesela sağ tarafından başlattım. Sıranın sonuna vardı. İşte şey bitti dedi. Tarla, yani işçi tarlayı bitirdi dedi. O yüzden bunun solundan başlattım. Diğer tarlayı da solundan başlatmıştım. Sağdan başlatınca nedense tarla bitmiş gibi algılıyor galiba. Bilmiyorum, ya da bana öyle denk geldi. Dönüyor musun? Şuna bak, yani nerelerden dönüyorsun ya? Bu nasıl bir manevra mantığıdır? Şu yandaki tarladaki kanolayı büyük ihtimalle hasat edeceğiz. Tarlayı hazırlayıp tekrar kanola ekeceğim oraya. Yani bu tarafta artık tamam, buğday işi çok fazla girmek istemiyorum. Her birini hasat döneminde satıp para kazanıyoruz mu ona bakacağım. Mesela şu an buğday Gold Crest'te 431. Biz bunu Gold Crest'te satacağız.
Şeker pancarı da en yüksek Gold Crest'te var. 149. Tamam. İkisini de gideceğim. Şimdi şuradan şöyle koşturarak giderim herhalde ya. Treni çağıralım. Buğdayla şeker pancarını komple dolduralım abi. İkisini aynı anda satar diye düşünüyorum. Treni buraya çağırabiliyor muyum? Tabii ki de çağırırım. F1. Gel bakalım. 2.1. Şu an durmaya çalışıyor galiba. Tren gelsin, buradan oraya gidelim. Oğlum. 2 kilometrede mi duruyorsun? Gel artık daha. Yo. Şimdi sarıcı. Şimdi bunu alamayız arkadaşlar. Bu 350 HP'lik traktör bizim yani alabilmemiz aylar sürecek. Bunu alsak da bunu çekecek bir traktör bulmak şu an imkansız gibi bir şey. Yani ek kontratlarla da doğru düzgün böyle 350 beygirlik bir traktör vermiyor açıkçası. En büyük verdiği traktör ne veriyor? Deutz Fahr'ın 8 serisini veriyor. O da 287 beygir zaten. Biz mecburen bunu alacağız. Şimdi mesela tekerlek kurulumu standart diyor. Değişmiyor. Bunda da değişmiyor. 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 BKT2 bir tık daha kalın. Ne fark var ki? Aslında bu daha yakışıklı. BKT bir tık daha yakışıklı ama daha kalın sanki. Neyse. Şimdi kirala dersem 2000 dolar. Bakın her ekmede 2000 dolar ben bunu kira ücreti ödeyeceğim. Şey tren gelsin. Buğdayla şeker pancarını sattığımızda eğer 42-43 bin lira çıkarsa 41 bin doların üzerine çıkarsa affetmeyeceğim. Satın alacağım arkadaşlar. Çünkü sarıcı bize artık her türlü lazım. O taraftan mı geliyorsun? Bu taraftan mı? Şu mu lan? Ha. Sarıcı bize her ekimden sonra illaki sarılması gerekli yazıyor. Kullanacağımız bir şey. Nasıl ekim aleti gibi, kültivatör gibi sarıcı da artık bize lazım. Bütün şeylerde hep verecek yani isteyecek onu. Bir de verim bonusu %95-96 yazıyor. Onu bir %100 görmek istiyorum açıkçası. Sarıcı boyutu da büyük zaten. 12-13 metre. O bize her türlü yeterli. Yani büyük tarlalara, çok büyük tarlaları satın alsak bile ileride. O zaman bile işimizi görür diye düşünüyorum. Dur oğlum dur. Dur lan. Çalış bakalım. Hop hop geri gideceğiz. Bu tarafta bizim mahsul. Şimdi en arkanın bir yönüne doldurmamız lazım. İki ayrı vagona dolduracağız. Acaba sorun teşkil eder mi? Aynı vagona doldur desek. Herhalde bir şey olmaz yani. Dur lan. Dur be oğlum be. Dur be. Neyse öndekine. Öndekine buğdayı doldurduk. Arkadakine de şeker pancarını dolduralım. İkisini aynı anda evet. 15.200 litre buğday, 5.482 litre de şeker pancarı. Bakalım kaç para verecek. İnşallah ikisini birden satar, hata olmaz.
Yani artık oyundaki hatalarla uğraşmaktan bıktım. Evet kardeş. 7030, 7381 dolar. Tamam, bu bizi tatmin eder bence. Bu arkadaş da burada bekliyor hazır. O zaman sarıcıyı satın alalım. Sarıcı 41 bin dolar. Vatana millet hayırlı olsun abi. İyi, bir 2 aylık falan çalışmamızın hepsini şu an yedik. Sağlık olsun. Bir de bakalım paramız yetiyorsa şu arkadaşı bir tamir ettirelim. Bakın yine yarıya kadar inmiş. Şimdi bu 150 beygir istiyor. Bu da tam 150 beygir. Çeker çekmez. Traktörlerin ömrü uzadıkça... Oo, paramız yetmiyor. Neyse, sonra onları. Traktörlerin ömrü uzadıkça ben şunu fark ettim. Bu tamir masrafları hızlanmaya başlıyor. Yani mesela traktörü ilk aldığınızda sıfırlanması, atıyorum oyun içinde 1 yıl sürüyorsa, 1 yıldan sonra her 3 ayda bir bu sıfırlanıyor yani. 3-4 ayda sıfırlanıyor gidiyor. Ne yazık ki. Yani traktörün yaşı büyüdükçe... Oğlum ben buna plaka yazmamıştım. Plaka geldi lan. Otomatik mi yaptın? Ne yaptın? Harbi plaka yazmadık biz. Enteresan. Gerçi kiraladığımda yazmıştım. Öyle bir şey mi var lan oyunda? Ben buna plakayı kiraladığımda yazmıştım. Şimdi satın aldım. Sanki o daha önceden kiraladığım aynı... Lan bana ikinci el alet mi verdiniz? Vay çakallar. Çok enteresan. Gerçekten plaka yazmadık, gördünüz. Ya lastiğini de değiştirecektik, değil mi? Neyse ya, çok önemli değil. İnsan nasıl olsa aynı işi görecek. Şimdi bir sarma işini bir yapalım. Artık şu sarma işinin yediğini, bir iş yaptığını artık bir göreyim. Lütfen. Şöyle gideceğim. Şu alt kenarından başlayacağım. Bu arada şu yardım şeylerini bilerek açtım. Neden derseniz. Oyuna girdim abi. 2 ay 3 ay boyunca işte Aralık, Ocak, Şubat. Hiç kontrat vermedi. Ya dedim güncellemeden sonra bunlar gelmişti. Bu soru işaretleri. Bunları acaba kapattım diye mi dedim kontrat vermiyor. Bir hata mı oldu? O yüzden bir şekilde ayarlardan buldum onu. Açtım. Ama bir şey değişmedi. Evet. Hadi bismillah. Çekebiliyor musun? Belli olan bir şey var mı? Hafif böyle rengi değişiyor gibi oluyor ama çok öyle aman aman bir değişme de yok. Şimdi şu tarlayı bir bitirsin. Evet, renkte bir ton değişikliği oluyor. Hafif açılıyor gibi oluyor rengi. Şu diğer tarlanın oraya geçsin, yola ineceğim, bir bakacağım. Sarılması gerekli. Yazısı kalktı mı? Yabani ot yazısı duruyor mu? Yabani ot yazısı duruyorsa zaten yapacağım şey çok basit. Artık ot sökücü mot sökücü uğraşmayacağım. Evet, yabani ot yazıyor. Sarılması gerekli ibaresi kalktı. Çok güzel. Hemen bakalım. Burayı ekiyoruz, burayı da ekiyoruz. Sarılması gerekli yazmıyor. Şurada hafif bir hareket görünüyor ama orada zaten tarlayı bozduk biz, o yüzden görünüyordur. Büyük ihtimalle. Bu arkadaş ekiyor. Sen devam et. Yabani ot işine de getirip herbisini basacağız abi. Yapacak bir şey yok. Ben yani bir daha gidip ot sökücü mot sökücü getiremem. Bir de ot sökücü de arazide hiçbir belirti de vermiyor. Şu an o görünürde bir ot da olmadığı için. Nereyi çektin, nereyi çekmedin görmüyorsun. 6 metrelik bir alet aldım. 3 metreymiş gibi çalıştım. Sağını solunu hep böyle yakın yakın geçtim. Bir aman yer kalmasın. Aman işte şöyle olur. Ot kalır, şu olur, bu olur, verim düşer derken saatlerce uğraştım ya ot sökücüyle. Hiç gerek yok abi. Şurada inşallah taktırmadan ayarlarız. Seraların yeri, evet, kesinlikle taktıracağız. Şöyle az daha gel. Tamam.
Biraz da yanaşmak lazım. Boşluk kalmasın. Ama seraya da takılmayalım. Evet, şöyle herhalde sıkıntısız gideriz. Verim %100 olmuş muydu ya? Ben ona dikkat etmedim. Dur şimdi. Tekrardan şu yolun oraya gelsin. Yol bizim kontrol noktamız oldu. Dur bakalım. Verim bonusu %98. Yabani ot. Herbisit atınca da %100 olursun diye tahmin ediyorum. Sarılması gerekli. Burada yok. Bakın burayı da halletmiş. Tamam. Tamam abi, iş yapıyor. Güzel. Artık işlediğine sevindim. Çünkü bir öncekinde bunu kiraladım. 2000 doları verdim. Bütün tarlaları gezdim. Acaba belki işe yarıyordur diye. Ya da ne bileyim, haritada bir bug vardır, görünmüyordur. Tarlanın hepsi bitince gösterir diye. Boşuna gezdik. O 2000 dolarımız boşa gitti. Tabii bir yerlerde hata yapmak da gerekiyor ara ara. Bir şeyi hata yapmadan öğrenemiyorsunuz ne yazık ki. Hayatta da böyle ya. O yüzden bu da bir hayat gibi bir şey artık. Burada bir yaşam oluşturduk. Burada da bir hayatımız var artık. Şöyle dönersem. Hop. Şimdi ben onu düzeltmeye kalkarken orada yer, yani boşluk yer bırakacaktı eminim. Ona emin olduğum için durdurdum. Biz burayı bitirene kadar o soya fasulyesini bitiremez tabii ki de. Var mı bir problem? Sadece şu kenarlar görünüyor. Buralarda dediğim gibi bizim bozduğumuz yerler. Buraya ben yanlışlıkla çakıl gibi bir şey atmışım, çim atıyorum diye. Bozduk orayı. Ama çok problem değil. İlerleyen zamanlarda büyük ihtimalle zaten bu tarlalara biz çeşitli domuz, inek gibi, at gibi çeşitli çiftlikler için bu tarlaları heba edeceğiz. Seraların verimi de artık çok böyle hoşuma gitmemeye başladı. Çok düşük sanki. Yani aylar geçti, hala orada 1,5 palet böyle marul var. Sanki böyle ölü yatırım gibi gelmeye başladı açıkçası. Seni döndürmek de büyük sıkıntı ya. Gerçi traktörümüz böyle tam kapasitesinin tam tamına uyan bir ekipmanla çalışıyor. Traktör de biraz kasıyor gibi ya. Neyse. İndir bakalım. Yürü. Şuna bakar mısın? Yani zorla çekiyor. Tabii 13-14 metre alet. Buralarda yer kalmadı değil mi? Tamam. Şimdi burayı bitireceğiz. Hop 50'ye geçeceğiz. Ne oldu oğlum? Ben sabahtan beri çekiyoruz, böyle bayılmadın. Traktörlerde de bir enteresan ya. Trip plan mı atıyor nedir? Yürü işte. Bak. Oğlum çekemiyorsun işte 3'le. Yani niye 3 atmaya çalışıyorsun ki? 2 en ideal vitesin işte. Ne yapalım yani? İlla bir direksiyon seti alıp burada kendimiz mi vites atalım? Kızdırıyorlar bazen ya. Ama fazla kızmamak lazım. Direksiyon setleri çok pahalı. Şu an bir direksiyon seti ortalama 1000 lira. Yani kullandığım ekipmana bakarak aslında pahalı da sayılmaz da. Zaten 70-80 bin liralık ekipman burada şu an yatıyor. Onunla kıyasladığında 1000 liralık bir oyun konsolu çok bir, yani büyük bir rakam sayılmaz. Ama ve lakin şu dönemde her şeye zam geldiği dönemde, sıkıntıların olduğu dönemde durup dururken 1000 lira yemeye gerek de yok abi.
Oo kardeş, sen burayı bitirene kadar bizim işimiz var ya. Ben şimdi bir gideceğim, bir geleceğim. Senin yaptığın yer bitecek. Aç bakayım. Hesap edemedik tam. Yani var ya, ömür törpüsün ya. Dönmüyor arkadaşlar yani. Büyük sıkıntı. Bir de traktör zorlanıyor. İyice eziyet. Ve yani kontratları sözde çoğalttılar. Bakın şimdi. Yani normalde ben yetişemiyordum. Yani kendi işlerimi yaparken kontratlar bekliyordu. Ya da işte param varsa kenarda bir yerde işçiye kontratı yaptırırken kendi tarlamı ya da kendi tarlamı işçiye yaptırırken kontratları kendim yapıyordum. Ama bomboşuz. Sözde kontratları arttırdılar. İşte hiç etkileşime girmediğin tarlanın bile işini verdik. Artık göreceksiniz, çıkacak karşınıza dediler ama hiçbir gelişme yok. Videomuzda yaklaşık 26 dakika olmuş. Şimdi biz her halükarda bu eken arkadaşı yakalayacağız. Ya hala 3. vites deniyor ya. Bravo lan. Bak. Oğlum 3'te çektin. 4 niye ya? İlla bana var ya, traktörleri değiştireceksin ya. Neyse, sakin olmak lazım. Bak yine 4 attı. Allah'ım sen sabır ver. İnce lastikli olmasa belki 4'te de çeker de. İnce lastikli olduğu için de 4'te yemiyor olabilir. Hop. Kaldır. Bu buradan böyle dönersek bu ağaçlara takılır abi kesin. Şöyle kendi izinin üzerine döner. Bir de başarılı bir şekilde geri gelebilirsek. Daha seni bu traktörle çekmem zaten. En azından diğeri 190 beygir. Yani eski model ama bundan bir tık daha sağlıklı çekeceğine eminim. Son merdaneyi aynı yere bastırarak gidiyoruz ama olsun. En azından şu bizim önümüzde gitsin. Biraz sonra onun da tohumu biter zaten büyük ihtimalle. Tarla buradan o tarafa doğru yokuş aşağı, diğer türlü yokuş yukarı. Dörtte çekemiyordu gelirken. Giderken çekiyor. Valla çok enteresan ya. Neyse. Evet, sarıcı muhabbeti sonunda kayboluyor artık. Biz de yamuk yumuk gidiyoruz böyle sağa doğru. Neyse, karşıya vardığımızda direği kurtarıyoruz. Direkt yoldan bir U dönüşü çakarız. Yani geriye gittik mi bir daha dönüp gelemeyeceğiz. Çünkü daha ekilmedi. Hop. Tertemiz oldu. O tarafta dönme manevra yapacak mesafe ne yazık ki yok. Orada yine biraz uğraşacağız.
Zaten o başa vardığımızda bunu durduracağım ben. Artık. Oo. Arada boşluk bırakma. Tamam. Normalde bir tane gübre spreyi satın almak istiyordum. Açık konuşmak gerekirse. Böyle bir ekran görüntüsü alalım. Bu arada orada boşluğu bıraktık. Neyse tamam düz git artık düz git tamam. Geri döner geliriz ne yapalım. Biliyorsunuz bizim gübre spreyimiz yok. Şeyle yapıyoruz. Nedir? Kireç serpici aletle yapıyoruz. O da ne yazık ki 18 metre. Yani gübre işlerini, gübre kontratlarından güzel paralar kazanıyorum açıkçası. Neden bir gübre spreyim olmasın? Neden 42 metre 42 metre atmayayım diye düşündüm bir an. 25 bin dolar zaten küçük olanı. Büyüğü 65 bin dolar. Gönlümden geçen büyük olanı. Yani almışken bir kere alayım mantığı. Klasik Türk mantığı ama. $65.000 verip bir gübre spreyi alabilir miyim? Bilmiyorum. Evet, şu arayı tamamlatalım. Böyle buradan haritadan takip ediyorum. Gübre işlerinde de mesela birçok kez böyle takip ettim. Nereye attı, nereye atmadı göremediğim, kestiremediğim yerler oluyor bazen. Şu ileriye kadar gideceğiz böyle. Şöyle. Şöyle iki traktör çalışıyoruz deriz. Bayağı bir resim aldım. Artık hangisi güzel olursa. Neyse tamam başa kadar git sana ceza. Baştan şöyle döner bekleriz. Kaldırırsam da lastik izi yapacak. O yüzden kaldırmıyorum. Debelensin dursun böyle. Namussuz. Şimdi trafiğe de çok engel olmayacak şekilde bir yerde durduracağım orada. Ya oğlum 1 ile 2 ile git ya. Ne kadar inatçı bir işçisin sen ya. Tamam tamam dur ya kaldır. Şuradan döneriz. Yani bunda da 280 litre tohum kalmış. Neyse bir tarlayı gezelim. Evet. Verim bonusu %95'ten. Hatta şuradan kontrol edelim. Bakın 95'ten ot sökücü sarılması gerekli. Sardığınızda %98 oluyor. Büyük ihtimalle üzerine bir turda her herbisit attığımda %100'ü inşallah görürüm. Göremezsem kafayı yerim. Göremezsem de bir sonraki artık hasat zamanında parçalayıcı dedikleri aleti artık satın alacağım. Bir tane de ondan almak istiyorum. Hatta şöyle bakalım. Çim biçme namlu yapıcı. Sarıcı. Parçalayıcılar yukarıdaydı. Ha şu. Şimdi mesela en büyüğü bu. 6 metre. Bir küçüğü bu. 5,8 metre. Sap parçalar ekin anızını ezmek için kullanılır. Çok güzel. 21 bin. 5,6. 3 metre. 5,3 metreye de girmeyelim artık. 21 bin. 22.500, 20 santim fark var. Bu da hepsinden 20 santim uzun. Yani 5,6, 5,8, 6 demişler. 20 santim için 1.500 dolar. Burada da 3.000 dolar vermişler. Şimdi şu bizim bu az önceki çektiğimiz ezici gibi, sarıcı gibi bir mantıktaki bir alet. Açıkçası sarıcıyı kullandıktan sonra bu mantıkta bir alet almak çok mantıklı gelmedi. Bu arkaya bağlanıp indirilip kaldırılan tekerleklilerden değil. Bu alınabilir. Ya da bu alınabilir. Ama bunda da tekerlek var. Yani hidroliği kaldırmadan dönme ihtimali falan sağlıyor büyük ihtimalle ama.
Bence bu daha mantıklı. Hem rengi falan da güzel. Kırmızı siyah. Fiyatı da uygun. Bir sonraki işte anız ürünleri hasat ettikten sonra anıza bununla gireceğim. Şu ekinleri ezmek için kullanılır. Bu ekinlerin bir sapını bir anıza bir karıştıralım bakalım. Yani şimdi buraya herbisit attıktan sonra da %100 olmazsa büyük ihtimalle anız muhabbetinden artık %100 olmuyor diyeceğim. Çünkü başka hiç ihtimal kalmayacak. Taşını maşını topladık abi. Gübre %100. Sarma işini de yaptık. Bir tek yabani ot diyor. Şimdi yabani otta da herbisidi geçince bu tekrar %100 olmazsa verim bonusu diyeceğim ki artık hasatta anız muhabbeti kesin ondan olur. Burada zaten sarıcı yok. Bakın burası da sarılması gerekli diyor. Hasat ettikten sonra buraları gibi aynı. Buraya tekrar kanola ekeceğim büyük ihtimalle dediğim gibi. Çünkü şöyle geldik. Kanola atıyorum burada ya da burada hasat edersem her ikisinde yani ikinci dönemde bile hasat etsem kanola ekecek zamanım kalıyor yine. Artık arpa, buğday hak getire. Belki yulafı kaldırdıktan sonra arpa ya da buğday yapabilirim. Ya da ona da hani yulafı kaldırdığım tarlaya da kanola yaparım. Süpürge darısını kaldırdığım tarlaya da kanola yaparım. Yani komple kanolaya dönerim. Tarlanın bir tanesi soya fasulyesi, diğer kalanları kanola gidebilir. Ya da dediğim gibi arpa ya da buğday da yapılabilir. Tabii o artık o günkü düşüncemize, o günkü fikrimize bağlı. 7-8 video sonra olur büyük ihtimalle. Şöyle bir videoya bir bakalım. Ortalama 36 dakika olmuş. Çok fazla uzatmadan, sizi de sıkmadan ben videoya yavaş yavaş son vereyim. Zaten muhabbetleri gördünüz. Bir sonraki videoyu işte bunların üzerine herbisit atıyorum diye girmem büyük ihtimalle. Onu video dışı yapar geçerim. Kontratlarla devam ederim. Artık hasat dönemine bir an önce varmak lazım. Hasat dönemine gidene kadar da kontratlarda ekstra bir şey çıkarsa, ekstrem bir iş olursa arada belki kontratları yaparken bir video daha yaparım. Ama onun dışında herbisite atacağım. Kaybolursa, verim %100 olursa ne ala, olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi anız muhabbetine kalacak. O zaman videoları beğendiyseniz eğer, beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.